Hoş bulduk merhaba. Haberi dinlediniz az evvel. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi sürecinde herhangi bir işletmenin ya da şirketin kapanmadığını belirtti. 10 aydır da birçok iş yeri pandemi nedeniyle kapalı. Aynı zamanda tamamen kilit vuran iş yerleri de olduğunu biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemini? Şimdi ilk başta kendimle başlayayım. Benim Kadıköy'de işletmem vardı. 8. ayın 31'inde kapanışını vergi dairesine verdik. 16 Mart itibariyle şu anda statüleri bar, diskotek gibi olan işletmeler pandeminin başlangıcından itibaren kapalı ve hala açılmadı. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bir işletmenin gidip vergi dairesine ben bu dükkanı kapatıyorum dememesi durumu normalleştirmez. Ortalama bir örnek vereyim Kadıköy'den restoranlarla ilgili. İşletmelerin ortalama kirası 20 bin TL. 10 aydır kapalı olan işletmeler ve yarım az veya çok açık, bazen açılıyor, bazen kapanmıyor, saat uygulaması yapıyor. Ortalama 200 bin TL kirası var. Bunun personel giderleri var, vergileri var. Devlette %10 stopaj var. 20 bin TL'de şu anda 10 aydır iş kapalı olan bir işletme 20 bin TL'de devlete borçlu. Bunun SSK stopajı, damga stopajı, muhasebe stopajı, eğlence vergisi ve diğer vergi kalemleri devam etmekte. Ticaret odalarına dediğimiz ödeneklerimiz, telif haklarını verdiğimiz Miyovir gibi firmalara da ödüyoruz. Yani hiçbir şekilde kapanmadık, belki kapatmadık, vergi dairesine gitmedik ama kapatmaktan beter olduk. Yani devletin bunu görmemesi de enteresan ve kapatmayıp ki birçok işletme kapattı. Hadi diyelim ki kapatmadı ama şu andaki bir işletme 300-400 bin lira hanelerine borç yazılmış bir şekilde bekliyorlar. Ve bunu tekrar normalleşme sürecine başladığımızda en az 200 sene çalışsak ki belki bunu telafi edebilir. Sayın Savaşlı, az evvel kiralardan bahsettiniz, masraflardan bahsettiniz. Ve devletin de aynı zamanda iş yerlerine, büyük şehirlerde ve Anadolu'daki iş yerlerine kira ve iş yeri yardımları yapılacaktı. 1000 lira. Bu, öncelikle bunu sorayım, bu yardımlar başladı mı? Almaya başladınız mı? Şimdi orada bir algı yönetimi var. Yani onun bize bir alakası yok. Büyük şehirlerde ortalama yıllık kirası 11 bin TL'yi geçmeyecek. Küçük şehirlerde 7 bin TL'yi geçmeyecek. Dolayısıyla da yanında çalıştırdığın sigortalı sayısı bir kişi olacak. Toplam iki çalıştıracak. Metrekaresi 15 metrekareyi geçmeyecek. Dolayısıyla bir kere kiradan çıkarsa 700-800 lira aylık kiralanan hiçbir yer yok. Veya 600 liraya. Dolayısıyla orada bir algı yönetimi var. Televizyonlarda da dinliyorum. 2 milyon üzerinde başvuru var diyorlar ama madem 2 milyon üzerinde başvuru varsa ortaya bir sonuç çıkar. Her işletmede 10 kişi çalışıyorsa bunun hesabını siz yapın. Kaç tane burada çalışan insan mağdur olmuş demek ki. Yani onların verdikleri o yardım, terzi gibi, ne bileyim kuaför gibi o da şart koymuşlar. Yıllık kirası 11 bin TL ve 7 bin TL'ye geçmeyecek. Allah aşkına Türkiye'de böyle bir kira var mı yani? Sahaya çıksınlar bakalım kaç para kira ediyoruz biz işletmeler. Şu anda restoran barlarda en az bir işletmede 10 kişi çalışıyor. Dolayısıyla da kişi şartı darabildiği için biz bunlardan faydalanıyoruz. Artık faydalansak ne olacak 700 lirayla 1000 lirayla? Bir anlamı yok yani. Sayın Savaşlı, konumuza dönecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o herhangi bir iş yeri kapatılmadı cümlesi vardı. Kadıköy üzerinde soracak olursak Kadıköy'de tamamen iş yerini kapatan esnaf var mı? Birçok esnaf kapattı ama şu an vergi dairesine gidip dediğim gibi ben kapanışımı veriyorum dememesinin bir mantığı yok. Yani bu vaziyeti normalleştirmiyor. Kapatanlar da var. Tabii biz şimdi gidip hepsini araştırmıyoruz kaç tane ama şu an gerçekten ilanlara da bakıldığında birçok işletme devretmek istiyor ama alacak herhangi bir ticari faaliyet yapacak kimseyi de bulamıyorlar. Dolayısıyla ülkenin ekonomisi de alakalı. Yani faizlerin %17-%18'lerinde olduğu bir yerlerde kimse gidip de herhangi bir ticari faaliyete gider mi? Bankaya koyuyor parasının faizini alıyor. Yani bitmiş, kapanmış, öngörülemez bir durumda. Kimse de devredemiyor. Hani ben burayı kapatıyorum. Arkadaş gel sen al. Burayı sen çalıştır da diyemiyor. Şu an yani Kadıköy'de ortalama 925 tane kafe, bar, restoran var. Bunların da gelen sistemiyle çalışmadığı için hepsi kapalı, kapatma zorunda kaldık. Şöyle de bir algı yönetiliyor. Yani biz kapatmadık, paket servisi yapın ki bizim işletmelerimiz paket servisine de uygun değil. Yani süreç açıldıktan sonra %25,
işte oturdu, kapatacak veya el değiştirecek. Ama ülkenin de ekonomisi belli, enflasyon belli. Dolayısıyla da zaten kar marjlarımız düşük, vergi kalemlerimiz çok yüksek. Hala vergiler arttırılıyor bir şekilde. Sonuç, yani vaziyet şu anda kötü. Bu gidişata göre esnaf daha ne kadar dayanabilir? Hem kapalı, aynı zamanda yeteri kadar destek alamıyor. Çalışanlar aynı şekilde mağdur. İş yeri masrafı günden güne katlanıyor. Bir esnaf bu durumda daha ne kadar dayanabilir? Şu an zaten kimse dayanmıyor. Ben mesela evim vardı, evimi sattım. Şimdi arabam var, arabamı satacağım. Bunlarla geçinmeye çalışıyorum. Gelir yok, gider çok. Dükkan kiraları yazıyor. Vergi kalemleri yazıyor. Elektrik su faturaları yazıyor. Yani bütün normal açıkken olan sistemin hepsi hanemize borç olarak yazılıyor. Yani bir ülkede zaten 3-4 yılda bir yapılandırma çıkıyorsa esnafın durumu belli. Özellikle personellerimiz Türkiye genelinde birçok dayanışma grubu kuruldu. Her yerde basın açıklaması yapıyorlar, toplanıyorlar. Sorunlarını dile getirmeye çalışıyorlar. Keza esnaflarımız da öyle ama umut kalmadı artık. Yani geçen dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinledim. Yani risk alamayız, restoran kafeleri açamayız diyorlar. Zaten biz açın diye de diretmiyoruz. Ancak yani hem vergilerinizden vazgeçin, bize göre biraz da nakit yardımı yapmanız gerekiyor. Yani basit usul dediğiniz, bir kişinin iki kişinin çalıştığı yerlere 700 lira, 1000 lira gibi komik bir rakamları yardım etmenin bizde bir alakası yok. Sorunu böyle çözemeyiz. Biz bu ülkeye istihdam yaratıyoruz, vergi üretiyoruz. Dolayısıyla da bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın veya hükümetimizin bir şekilde bize destek vermesi gerekiyor. Yani ben bir de şöyle bir durum söz konusu. Biz sadece kendi işletmelerimizden bu iş yürümüyor. Yani bizim 120 kalem sektörü bekliyoruz. Bizimle beraber restoran ve kafelerin hizmetlerine gelen yan ürünlerimiz var. Bakkalı, marketi, mobilyacısı, camcısı, örtücüsü, birçok aklınıza gelemeyecek kadar sektörü besliyoruz aslında. Bizle beraber birçok insan da mağdur olmuş vaziyette şu anda. Sayın Savaşlı, katkılarınız için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı ile esnafın durumunu konuştuk. Haberlerimize devam ediyoruz. Toplumun tüm kesimine sirayet eden ekonomik krizden en çok etkilenenlerin başında esnaf geliyor. Borcu